Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor sanırım. Biraz geç saatte yapıyoruz yayını. Burada sanırım 9.30 da 8.30. Evet, sesim geliyormuş. Tekrar hoş geldiniz yayına. Yeni doğan döneminde hangi testler yapılması gerekiyor? Tarama testleri vesaire, bunlarla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben konuya başladıktan sonra, yani şu andan itibaren mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Ufak bir girizgahtan sonra sizin sorularınızı da yanıtlayacağım. Konuyla alakalı ya da alakasız soru sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim katılımınız için. Öncelikle yeni doğan tarama testleri ile ilgili biraz bilgi vereyim. Daha doğrusu tarama testleri aslında gebelikten itibaren başlıyor. Hepinizin bildiği ikili üçlü taramalar, işte ayrıntılı ultrasonlar vesaire. Bunlarla doğumsal bir takım hastalıkların tanısını erken dönemde koyabiliyoruz. Bazı yaşamla bağdaşmayan hastalıklar doğum öncesinde tanısı konularak gerekiyorsa gerekli tedavileri yapılıyor. Anne karnında da bazen tedaviler yapılabiliyor. Bazen de hani yaşamla bağdaşmayan durumlarda gebelik sonlandırılabiliyor. Dolayısıyla tarama testleri aslında gebelik başladığından itibaren sürekli kontroller de gerçekleştiriliyor. Onların belli haftaları var. Jinekoloji bölümü, kadın doğum bölümü bunu zaten takip ediyor. İkili üçlü taramalarda özellikle halk arasında bilinen Down sendromu ve benzeri bir takım hastalıkların taramaları yapılıyor. Eğer tarama testlerinde şüpheli bulunursa gebelik bu durumda çeşitli kan tahlilleriyle kesin tanısı konulabiliyor. Bir saniye. Tanısı konulabiliyor. Gebelik sonlandıktan sonra, yani doğum gerçekleştirdikten sonra ne gibi tarama testleri yapılıyor? Öncelikle bizim yapmış olduğumuz muayeneler, taburculuk önce genellikle işte şu anda yaşadığım ülkede Almanya'da anne taburcu, bebek taburcu olmadan önce iki defa muayene yapılıyor. Türkiye'de de benzer şekilde aslında iki defa muayene gerçekleşiyor çoğunlukla. Bir taburculuk öncesi, bir de doğumdan hemen sonra. Bunlar hani çocuğun kalbi, akciğerleri de herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, doğuştan gelen bir takım hastalıkların muayene ile tanısı bazen konulabiliyor. Bu açıdan önemli. Onun dışında direkt tarama testi olarak doğumdan sonra bazı hastanelerde göbek kordonundan kan gazı bakılabiliyor. Göbek kordonundan kan gazı bakılması çocuğun doğum esnasında oksijensiz kalıp kalmadığını, yani perinatal asfiksi dediğimiz hadiseye maruz kalıp kalmadığının önemli belirtilerinden bir tanesi. Göbek bağından alınan kan gazında eğer belli değerlerin altında gelirse sonuçlar, bu durumda bazen soğutma tedavisi yapılabiliyor 3 gün boyunca. Belki seyircilerimiz arasında maruz kalmış olan olabilir. Ama Türkiye'de ben çalıştığım müddetçe genellikle bir durum, yani doktorun isteğine bağlı olarak bu göbek bağından, göbek kordonundan kan gazı bakılması çocuk doktoru isterse ya da kadın doğum doktoru isterse yapılıyor. Şu anda bir değişiklik var mı yok mu bilmiyorum ama kan gazı bakılması gerçekten çok önemli. Onun dışında topuk kanı, ülkemizde topuk kanı olarak geçiliyor. Aslında Guthrie testi, Guthrie testi deniliyor. Tarama testlerinden en önemlilerinden bir tanesi. Çocuk doğduktan sonra 36. saatten sonra, yani çocuk doğdu ve 36. saatinden itibaren bu topuk kanı alınabiliyor. Ülkemizde en son iki defa alınıyordu. Bir taburculuktan
önce yani 36. saatinden sonra, bir de 5. gününde, 5-6. gününde iki defa yapılıyor. Burada taranan testler işte kistik fibrozis dediğimiz doğumdan gelen genetik bir hastalık, çoklu organları tutabilen bir hastalık. Erken tanısının konması önemli. Maalesef şu an için, şu anki tıbbi literatürde kesin tedavisi yok ama erken dönemde tespit edildiğinde buna yönelik önlemler alınabiliyor. İlgili bölümlere, yani çocuk göğüs hastalıkları bölümüne sevki gerçekleştirilebiliyor. Bu tarama testlerinde bazen kistik fibrozis şüphesi olabiliyor ama bu şüphe durumunda illaki çocukta hastalık %100 vardır demek mümkün değil. Bunların büyük bir bölümünde çocuklarda hastalık saptanmıyor sonrasında yapılan işte ter testi veya genetik testlerle. Onun dışında bakılan önemli testlerden bir tanesi tiroid fonksiyon testleri. Tiroidin yeterince çalışmaması çocukta çok ciddi sıkıntılara, çok ciddi sekellere yol açabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka tiroid fonksiyon testlerine de bakılması gerekir. Onun dışında biyotinidaz gibi işte bir takım metabolik hastalıklar da taranıyor. Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şekilde, istediği şekilde tarama testleri gerçekleştiriyor. Çok fazla aslında topuklarında bir sürü hastalık taranabiliyor ama bu birazcık ülkede en çok görülen hastalıklar baz alınarak bunlar taranıyor. Ama en önemlileri işte kistik fibrozis, tirozinemi, işte biyotinidaz ve işte tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıkların mutlaka taranmasında fayda var. Fenilketonuri dediğimiz hastalık, örneğin anne sütünün tamamen kesilmesi gerektiren bir hastalık, anne sütünün verilmemesi gereken hastalıklardan bir tanesi. Eğer bunu gerçekleştirirsek çocuk sekelsiz bir şekilde gelişimini gerçekleştirebiliyor ama fenilketonuri olan bir hastada fenilketonuri dediğimiz amino asit almaya devam ederse çocuk çok çok ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla tarama testleri çok önemli. Onun dışında ailesinde kalça çıkığı olan anne baba ya da kardeşlerinde kalça çıkığı olan bir bebeğin burada, yani Almanya için söylüyorum, kalça çıkığının taraması aslında taburculukta, yani yeni doğan döneminde yapılıyor. Birinci, ikinci günde kalça ultrasonu, burada ultrasonları çocuk doktorları yapıyor. Çocuk taburcu olmadan önce kalça ultrasonunun yapılması öneriliyor. Onun dışında da birinci ayda kontrolü var. Türkiye'de bu 2 ve 4. aylar arasında öneriliyor, yapılması tavsiye ediliyor. Ultrasonla kalça çıkığı tespit edilen kişilerde basit atellerle çocuğun kalçası yerine gelip, yani kalça eklemindeki problem halledilip ameliyatsız bir şekilde çocuğun hayatına devam etmesi sağlanıyor. O yüzden kalça ultrasonu da çok önemli tarama testlerinden bir tanesi. Sıklıkla ülkemizde uygulanan şeylerden bir tanesi de 9-12. ayda yapılan tahlilleri. Genellikle bazı kaynaklarda bir tam kan sayımının yapılmasının faydalı olduğu söyleniyor. Burada işte hemoglobinin değerleri, beyaz küreleri, tromboz değerlerine bakılıyor ama burada en önemli parametre tabii ki hemoglobinin dediğimiz değer. Hani bir demir eksikliği var mı yok mu çocukta, buna bakılması açısından önemli. Bazen D vitamini de istenilebiliyor 12. aylarda bakılmasında fayda var. Onun dışında göz muayenesi çok önemli. Çocuk yani yeni doğan hastaneden taburcu olmadan önce çocuk doktoru tarafından göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Bazen konjenital katarak dediğimiz doğuştan gelen katarak durumlarında mutlaka erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor. Körlükle sonuçlanmasın diye, ki konjenital katarak bazı metabolik hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Onun dışında göz tümörleri açısından da mutlaka yeni doğan döneminde göz muayenesi çok önemli. Anormal bir bulgu varlığında mutlaka göz doktoruna da sevki gerçekleştiriliyor. Onun dışında oksijen satürasyon dediğimiz kanın oksijenlenme düzeyine de basit bir alet yardımıyla 1-2 dakika içerisinde taburcu olmadan bakılmasında fayda var. Ama dediğim gibi bu birazcık doğum yaptığınız hastanenin nasıl bir protokol uyguladığına göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla burada saymış olduğum topuk kanı ve kalça ultrasonu dışındakiler birazcık sizin doktorunuza bağlı gerçekleştirilen tarama testleri.
Onun dışında gelen bir iki tane soruyu yanıtlamaya başlayalım. Merhaba hocam, 2 ay 6 günlük bebeğin çok kaka problemi çekiyor, ne yapmalıyım? Şimdi burada kaka probleminden kastınız hani kabızlık mı, yoksa çok fazla miktarda kaka mı yapıyor? Bunu daha net bir şekilde yazarsanız daha iyi olur. Hani çok sık kaka yapması süt çocuklarında beklediğimiz bir hadise zaten. Süt çocukları günde 8-10 kere bazen kaka yapabiliyorlar. Bu 3. aydan itibaren yavaş yavaş azalıp işte 2-3 günde 1'e kadar düşebiliyor. Onun dışında eğer ki bahsettiğiniz şey kaka yapmadan önce ıkınması, ağlaması, kızarması şeklinde bir problemse eğer, bu da sıklıkla gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Bu bir hastalık belirtisi değil ya da çocuğunuzda bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Bu da normal bir gelişim süreci. Dolayısıyla hani biraz daha ayrıntılı bahsederseniz, kaka ile ilgili ne tarz bir probleminiz var, onunla ilgili de yardımcı olabilirim. Merhaba, konu dışında yeni doğan erkek bebekler ne zaman sünnet edilmelidir? Şimdi sünnet için belli bir yaş yok. Sünnetin hani bazen doğum salonunda doğar doğmaz da yapılma durumları söz konusu oluyor. Dolayısıyla eğer tercih ederseniz bu birazcık ailenin tercihine bağlı. Ama genellikle cerrahi branşlar hani 2 yaşına kadar yapılmayan sünnetleri genellikle 5 yaşına kadar bekletiyorlar. 5-6 yaşına kadar hani o 2 ve 5 yaş arasındaki dönemde sünnet yapılmamasını tavsiye ediyorlar. Bunun da tabii ki kendi branşları açısından belli bir gerekçesi olabilir ama pediatri açısından çok da hani şu tarihte şu dönemde yapılması gerekiyor diye bir yayın çok da ben açıkçası rastlamadım. Ama sünnet tabii ki hem idrar yolu enfeksiyonları açısından hem temizlik açısından önemli operasyonlardan bir tanesi. Pek çok ülkede de hani dini gerekçelerden bağımsız bir şekilde de medikal anlamda da yapılabiliyor. Dolayısıyla burada birazcık yaptırdığımız branşın ne tavsiye edeceği önemli. Birden fazla branş gerçekleştiriyor zaten sünnet işlemini. Aslında doktor olan herkesin, tıp fakültesi mezunu olan herkesin sünnet yapma yetkisi var. Ama genellikle cerrahi branşlar yapıyor. İşte plastik cerrahi, genel cerrahi, çocuk cerrahi, üroloji, bu gibi branşlar genellikle sünnet vakalarını, yani sünnet işlemini gerçekleştiriyorlar. Kordon bağı saklama bankaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani son dönemlerde birazcık daha rağbet olabilir kordon bankalarının. Hani kordon bağının saklanması, oradaki kök hücrelerin saklanması, tabii konunun uzmanı değilim ama genel hatlarıyla çocuğun kendi kök hücrelerinin saklanma durumu, ileride atıyorum kök hücrelerden bir tabii ki şu anda gerçekleştirilen bir işlem değil ama 10-20 yıl sonra kök hücrelerden belki laboratuvar ortamında organ üretilecek ve Allah korusun hani çocuğumuzun ileride erişkin yaşında bir organ ihtiyacı olduğunda, bir böbrek veya karaciğer ihtiyacı olduğunda donör aramadan, yani verici aramadan kendi hücresinden belki de ilerleyen dönemlerde organ üretilebilecek. Bu tabii ki biraz daha ileriki zamanlar düşünülerek yapılabilecek şeyler ama şu anda aktif olarak yapılan işte kemik iliği transplantasyonları, işte lösemi lenfoma durumlarında yine kemik iliği transplantasyonları yapılması gerektiği durumlarda kordon bağından alınan kanlara başvurulabiliyor. Bu açıdan önemli. Tabii maliyetli bir şey. Seneler boyunca bu göbek bağı saklanıyor ve ihtiyaç halinde kullanılabiliyor. Dolayısıyla hani bu da birazcık tercihe bağlı bir şey. İsterseniz başvurup doğum sonrasında göbek bağını bankada saklayabilirsiniz tabii ki. Benim bebeğim için bu kist var dediler. 4 boyutlu ultrasonda sonrasında kaybolan bir kist. Şimdi 4 boyutlu ultrasonda kist var dediler derken hani
Burada boyuttan ziyade neresindeki kist var? Beyinde mi, böbreklerinde mi, karaciğerinde mi? Nerede görüldü bu kist? Hangi safhada, ne zaman görüldü? Dolayısıyla buna daha ayrıntılı sorarsanız yardımcı olabilirim. Merhabalar, bebeklere göz ve kulak muayenesi ne zaman yapılır? Kulak muayenesinden kastınız, söylemeyi unuttum, iyi ki hatırlattınız. Taburcu olmadan önce işitme testi yapılıyor çocuklara. Otoakustik emisyon testi. Burada da çocukların, hani bebeklerin duyup duymadığını veya belli seslere nasıl reaksiyon verdiğine göre belli aletlerle duyma testi, işitme testi yapılıyor. Aslında bu hemen hemen her hastanede, özel hastanede de, devlet hastanelerinde de gerçekleştiriliyor tüm dünyada. İşitme kaybının erken dönemde tedavisi ya da en azından gerekli tedbirlerin alınması açısından erken dönemde işitme kayıplarını tespit edebilmek için işitme testi yapılıyor. Göz muayenesinden bahsettim. Çocuk taburcu olmadan önce gözünde bir tümör var mı ya da katarakt var mı diye muayene ediyoruz. Ama burada göz muayenesinden kastınız, çocuğun daha doğrusu ayrıntılı bir göz muayenesi aslında tüm çocuklar için yapılması gereken bir şey değil. 3 aya kadar örneğin şaşılık gelişebiliyor çocuklarda. 3 aya kadar olan şaşılıklarda çok fazla müdahale gerekmiyor. 3. aydan itibaren çocuk doktorunuz tekrar şaşılık fark ederse göz doktoruna yönlendirmesi gerekiyor. Onun dışında katarakt ya da göz tümörlerinde mutlaka yine göz doktoruna yönlendirmek gerekiyor. Yaptığımız göz muayenesinin amacı bu aslında. Sarılık takibine değinebilir misiniz? Teşekkürler demiş izleyicimiz. Çocuk taburcu olmadan önce vücudunda genellikle her yeni doğanda belli bir miktar sarılık ortaya çıkıyor. Bu da işte kandaki o bilirubin dediğimiz seviyenin yükselmesine bağlı olarak bu bilirubinin karaciğerde metabolize edilmesini sağlayan bazı enzimlerin yeni doğan döneminde tam olarak devreye girmemesine bağlı çocuklarda, yani karaciğerin bu bilirubin dediğimiz şeyi tam olarak bir nevi sindirememesine bağlı veya tam olarak vücuttan atamamasına bağlı ortaya çıkan bir durum. Belli bir seviyeye kadar normal kabul ediyoruz. Her saat ve her, yani gün gün farklı değerleri söz konusu. Gün gün ve saat saat farklı değerleri söz konusu. Erken dönemde ortaya çıkan sarılık, ilk günlerde, ilk 12 saat 24 saatte ortaya çıkan sarılıklar önemli. Belli bir seviyenin günlük üzerine çıkması önemli. O tablolara kullanarak, aslında sarılık düzeyine bakıp o tabloları kullanarak, işte fototerapi ihtiyacım var, yani ışık tedavisi ihtiyacım var, yoksa daha ileri safhalarda kan değişimi ihtiyacım var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Bazı aletler var deriden. Bunlar pahalı aletler maalesef. Her hastanede yok. Deriden kan almadan çocuklarda bilicek denilen bir alet var. Deriden bilirubin seviyesiyle ilgili bize bir bilgi verebiliyor. Bilirubin seviyesiyle ilgili direkt deriye temas ettirerek ölçebiliyoruz, ama kandaki seviyeye bakarak birazcık farklılık olabiliyor, ama genel olarak bize bir fikir veriyor. Eğer onda bir yükseklik saptarsak genellikle kan tahlili yapıyoruz. Ama sizin de tabii ki takiplerinizde, örneğin hafif bir sarılığı olan bir çocuk taburcu olduktan sonra evde fazla miktarda sarılık fark ettiyseniz, örneğin ilk başlarda sadece yüz ya da gözlerinde olan sarılık aşağı doğru ilerliyorsa eğer, özellikle göbek altı bölgesinde açtıysa bu veya dizlere kadar geldiyse, bu sarılık değerlerinin yüksek olduğu anlamına gelebiliyor. Sarılık genellikle gözlerde başlayıp aşağı doğru ilerliyor. Yani sarılık seviyesi ya da bilirubin seviyesi arttıkça vücudun alt kısımlarında daha fazla arttığını görüyoruz. Geçerken de tam tersi şekilde aşağıdan yukarı doğru geçme durumu söz konusu oluyor ve en son gözlerde ortadan kalkıyor. Sizin evde yapabileceğiniz şey tabii ki çocuğunuzun genel durumunu takip etmek, her zaman yapacağınız şeylerden bir tanesi. Emme durumunu takip etmek ve genel olarak cilt rengini takip etmek. Eğer fark ettiğiniz, normale göre işte ilk gün
taburcu olduktan sonrakine göre daha fazla bir artış söz konusuysa gözle görülür, mutlaka çocuk doktorunuzun görmesi gerekiyor. Çünkü sarılık gerçekten çocuklarda beyin fonksiyonlarını çok kötü bir şekilde etkileyip belli bir seviyenin üzerinde ortaya çıkan sarılıklarda Kernikterus dediğimiz hadise ortaya çıkabiliyor ki çocuğun erişkinlik dönemine de bile yani beyin fonksiyonlarını çok kötü bir şekilde etkiliyor. İstediğimiz bir hadise değil. Dolayısıyla sarılık önemli bulgulardan bir tanesi. Herhangi bir zamanda fark edilen, sadece yeni doğan dönemi için değil, herhangi bir dönemde fark edilen sarılığı da mutlaka doktor kontrolüne götürmeniz gerekiyor. Merhabalar, bebeğim 4 aylık, meme grevi yapıyor. Sadece yatarak ya da yürüyerek emiyor. Yatarak emzirmek sağlığa zararlı mıdır? Kulak iltihabı yapar mı? Yani meme grevi diye bir şey yok aslında. Hani meveyi reddediyor olabilir. Bazı dönemlerde çocuklar böyle memeyi reddedebiliyorlar. Örneğin diş çıkarma dönemlerinde, ek gıdaya başlangıç dönemlerinde vesaire. Çocuklar birazcık memeden uzaklaşabiliyorlar. Yatarak emzirmek, hani orta kulak iltihabı değil de çocuğun akciğerlerine yani aspire etmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla daha çok istediğimiz pozisyon birazcık yatay pozisyonda kucağınızda emzirmeniz. Ama ilerleyen dönemde çocuğunuz çok farklı pozisyonlara gelip de emmeye başlayacaktır. Ama belli bir zaman sonra çocuğunuzun hareketleri arttıkça zaten bu emme ile ilgili durumlar daha da değişecek. Hocam yeni doğan ne zaman dışarı çıkabilir, ne zaman araca binebilir, ne zaman uçağa binebilir? Sevgiler demiş izleyicimiz. Şimdi dışarı çıkması, araca binmesi ya da uçağa binmesi ile ilgili bir sınırlamamız yok. Hani şu tarihten itibaren bunları yapabilir diye bir şey söz konusu değil. Ama şimdi mesela 1. haftada muhtemelen atıyorum 1 haftalık çocuğunuz var. Sizin de belki sezaryen, belki normal doğum yaptınız ve atıyorum sezaryenle doğum yaptıktan sonra dikişleriniz oluyor vesaire. Uçağın kalkış ve inişleri sırasındaki basınçlar hem sizi hem çocuğunuzu birazcık etkileyebilir. Tabii ki yeni doğan biraz daha hassas bir dönem olduğu için birazcık daha etkileyebilir ama işte gitmeniz gereken bir yere sakın gitmeyin, uçağa binmeyin, araca binmeyin diye bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Şimdi açık havaya her zaman çıkartabilirsiniz. Açık havaya çıkartmanızda hiçbir sakınca yok. Arabaya da bindirebilirsiniz. Ama şöyle toplu taşıma araçları ki uçak bunlardan bir tanesi. Bu gibi durumlarda şimdi özellikle şu anda da pandemi var. Çocukların, yeni doğanların bağışıklık sistemleri diğer insanların bağışıklık sistemlerine göre birazcık daha düşük oluyor. Tam devreye girmiyor. Dolayısıyla sizi veya bir başkasını veya bir çocuğu etkilemeyecek bir virüs, bir bakteri enfeksiyonu yeni doğanda hastaneye yatışı bile gerektirebiliyor. Dolayısıyla özellikle yeni doğan döneminde çok kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterirseniz daha iyi olur. Benim kişisel tavsiyem tabii şu tarihte işte şu günlük olduğunda çıkartın diye bir şey söz konusu değil. Hani enfeksiyonlar açısından dikkat etmekte fayda var. Çünkü dediğim gibi daha büyük bir çocuğa göre bağışıklık sistemi daha güçsüz olduğu için yeni doğanlara özellikle toplu bulunan ortamlarda, insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlara çok fazla sokmamakta fayda var. Kist beyinde saptanmış 20. haftada, şu an 30 haftalık. Yani belki yanlış görülmüş olabilir. Sonuçta ayrıntılı ultrasona girmişsinizdir. O ultrasonda da direkt çocuğun kafasına tutup da ultrason yapılmadığı için hani sonrasında çocuğunuz doğduktan sonra beyin ultrasonu yapılabilir ama orada da kist saptansa bile hani bu illaki patoloji yani böyle müdahale edilmesi gereken bir kist olduğu anlamına gelmiyor. Bazen yanlış da görülebiliyor. Ne kist olduğu, nasıl bir değerlendirme yapılacağı önemli. Bir de gebeliğinizde bir enfeksiyon geçirip geçirmediğiniz, özellikle döküntülü hastalık, ateşli hastalık geçirip geçirmediğinizde önem arz ediyor tabii ki.
Merhaba, bebeğim doğduğunda dilinin alt kısmında küçük beyaz bir beze parça gibi bir şey vardı. Şu an 10 aylık, büyüdüğünü fark ettik. Bunu aldırmak gerekir mi? Ne olabilir? Dilinin alt kısmında beyaz beze gibi bir parça. Yani bunu ya çocuk doktorunuzun ya da işte bir kulak burun boğaz uzmanının mutlaka görmesinde fayda var. Hani bir beze mi, kistik bir yapı mı, yoksa önemsiz bir doku parçası mı? Bunu görmeden değerlendirmek çok mümkün değil. 10 aylık bebeğe kaç ara ve ana öğün vermeliyiz? Miktar ne kadar olmalı? 10 aylık bir çocuğun aslında miktar ve sıklığını birazcık çocuk kendi belirler. Acıktığını fark edersiniz. Acıktığında bir şey vermenizde bir sakınca yok. Ama en az 2 ya da 3 ana öğün, aralarda da ara öğünler vermenizde fayda var. Ama işte her gün illa 2 ya da 3 tane ana öğün, 2 tane de ara öğün olacak diye bir kaide yok. O aydaki bir çocuk genellikle kendisi de bunu belirleyip sizi yönlendirebilir. Merhabalar, bebeğim 4 aylık, anne sütü alıyor. 1 aylıktan beri mukuslu kaka yapıyor ama kilo alımı normal olduğu için doktorumuz diyet vermedi. Ancak son günlerde bir iki kere kakasında az kan oldu. Diyet yapmalı mıyım? Çok teşekkürler hocam. Şimdi anne sütü alan bir çocukta kakasında kan saptandığında, evet, bu inek sütü protein alerjisi anlamına gelebilir. Fakat şimdi süt diyeti yapmak birazcık anneyi zorlayabilecek bir şey. Annenin de kalsiyum ihtiyacını sonuçta süt ve süt ürünlerinden karşıladığı için annede bir eksiklik durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani hafif bir mukuslu kaka ve bir iki damla kan varlığında hani farklı görüşler var. Hemen diyet uygulanmasını önerenler de var. Uygulanmasa birazcık beklense olur diyenler de var ama sonuçta bağırsaklardan bir kanama olduğu anlamına da geliyor aynı zamanda. Bir 15 gün boyunca süt diyeti uygulayabilirsiniz. Süt ve süt ürünlerini kesebilirsiniz. 15. günden sonra eğer ki bu şikayetler ortadan kalktıysa, mukuslu ve kanlı kaka yapma durumu ortadan kalktıysa, 15. günden sonra tekrar diyetinizi açıp çocuğun durumunu kontrol edebilirsiniz. Ama dediğim gibi sonrasında da yavaş yavaş süt ve süt ürünlerini, hani fırınlanmış süt ve süt ürünleri olacak şekilde tüketebilirsiniz. Ama hemen illaki başlayın, çok sıkı bir diyet yapın anlamına da gelmiyor tabii ki bu. Birazcık bekleyebilirsiniz. Ama kan varlığında tabii ki birazcık daha agresif davranılabiliyor. Sadece mukuslu kaka bir şey ifade etmiyor aslında. Mukuslu kaka yapma çocuğun, annenin diyet yapması anlamına gelmiyor ama beraberinde tabii ki kan da varsa bir besin alerjisi olduğu anlamına da gelebilir. Bunun testi de dediğim gibi süt diyeti yapıp çocuğunuzdaki bulguların gerileyip gerilemediğine bakarak karar verebilirsiniz. Kışın doğacak bebekler için temiz hava alması açısından dışarı ne zaman çıkarmak doğru olur? Aslında sürekli ya da her gün aşırı çıkartmanızda fayda var. Kış ya da yaz fark etmez. Hani kışın dışarı soğukta çıkardınız diye çocuğunuza bir şey olacak anlamına gelmiyor bu. Hani bu açıdan rahat olabilirsiniz. Çocukları mutlaka temiz havaya çıkartmanız gerekiyor. Hani çoğunlukla ülkemizde hani soğuk havalarda çocuğu dışarı çıkartmıyoruz, işte hasta olmasın vesaire şeklinde bir şey var ama tam tersine sürekli evde duran, temiz hava almayan, güneş ışınlarına az da olsa maruz kalmayan çocukların daha fazla hasta olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka temiz hava almasında fayda var. Herhangi enfeksiyon geçirmedim. Şu döneme kadar benim ya da bebeğimin herhangi sağlık sıkıntısı olmadı. Doğar doğmaz kistik fibroz taraması yapılacak mı? Araştırdığım kadarıyla bu kistin varlığına ek olarak karaciğer veya böbrek yapısında anormallikler olur mu? Kistik fibrozis vücudunda kist olan bir hastalık değil. Kistik fibrozis çok farklı bir hastalık. Yani aynı seyircimiz herhalde, değil mi? Beyninde. Evet. Şimdi beynindeki kist
ile beyninde görülen kistle sizin kistik fibrozis taraması çok birbirinden çok farklı şeyler. Adında kist olmasına rağmen kistik fibrozis hastalığı tamamen genetik bir hastalık ve daha çok enfeksiyonlarla ortaya çıkan bağışıklık sisteminin olumsuz etkilendiği, özellikle akciğer ve sindirim sistemini tutan bir rahatsızlık. Bunun sizde işte gebelik döneminde tespit edilen kistle bir alakası yok. Kistik fibrozis taraması her çocuğa zaten yapılıyor. Dünyanın her yerinde de yapılıyor, her çocuğa da yapılıyor. Doğan her çocuğa aile istemediği, yani ailenin reddetmediği müddetçe mutlaka yapılıyor tarama testi olarak topuk kanında. Beyninde bir kist olup olmadığı, yani ultrasonda, gebelikte yapılan ultrasonda beyninde bir kist fark edildiğinde doğum sonrasında, hemen sonrasında ya da işte belli bir süre sonra bir beyinden ultrason çekilmesinde fayda var. Bunun herhangi bir zararı yok. Bunu herhangi bir zamanda yaptırabilirsiniz. Bunun kistik fibrozis taraması ya da başka bir taramayla alakası yok. Her çocuğa beyin ultrasonu yapılmıyor tabii ki. İşte vakumla doğan çocuklarda veya işte kafayla ilgili herhangi sizinki gibi işte gebelikte saptanan bir şey varlığında transfontanel ultrason dediğimiz ıngıl ıngıldaktan ultrasonla tekrar beyin dokusuna bakılabiliyor. Ama kistik fibroz çok çok farklı bir tarama testi. Bir de bu konuları, yani şimdi kistik fibroz özel genetik bir hastalık. Beyindeki kistler de aynı şekilde. Bunları Google'da tarayıp da işte kistik yazdığınızda direkt yanına da fibrozis koyunca sizi çok farklı yerlere yönlendirebilir. Hani maalesef tıp böyle sizin araştırıp da bir şeylerin tanısını koyabileceğiniz ya da işte bir fikir edinebileceğiniz bir dal değil maalesef. Böyle kafa karışıklıklarına yol açabiliyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda mutlaka çocuk doktorunuz ve kadın doğum uzmanınızla irtibata geçmeniz lazım. Zaten ciddi anlamda bir şey fark edildiğinde sizi ilgili branşa yönlendireceklerdir. Yeni doğanda yapılması gereken aşılardan da bahsedebilir misiniz? Çok teşekkürler detaylı yanıtlarınız için. Yeni doğanda aşılar şu şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da ülkeden ülkeye değişiyor tabii ki. Yeni doğanda ülkemizde doğar doğmaz uzun senelerden beri doğum salonunda yapılan bir tane aşı var. Hepatit B aşısı. Bir de K vitamini yapılıyor. K vitamini bir aşı değil. Hepatit B aşısının farklı farklı uygulama yöntemleri var. Almanya gibi işte diğer Avrupa ülkeleri ve Almanya'da şöyle bir durum söz konusu. Annede hepatit B taşıyıcılığı varsa eğer doğumdan sonraki 12. saat içerisinde, yani 12 saat geçmeden hepatit B aşısıyla beraber immünoglobulin dediğimiz bir şey yapılıyor. Türkiye'de de aynı durum söz konusu, ama Türkiye'de şöyle bir fark var. Almanya'da doğan çocukların birinci ay kontrollerinde rutin olarak hepatit B aşısı yapılırken ülkemizde bu doğar doğmaz yapılıyor. İkisi arasında bir fark yok aslında. Üretici firma buna farklı takvimler geliştirmiş. Hani 0-1-6 ya da 1-2-6 şeklinde farklı farklı takvimleri var. Dolayısıyla yeni doğanda, yani hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak aşı, anne hepatit B taşıyıcısı değilse, Türkiye için söylüyorum, hepatit B aşısı. Anne hepatit B taşıyıcısı ise eğer, hepatit B aşısıyla beraber immünoglobulin dediğimiz hepatit B immünoglobulin yapılıyor. Onun dışında yeni doğan döneminde ayrıyeten bir aşı söz konusu değil. Sonraki dönemlerde de birinci, ikinci, dördüncü, altıncı aylarda olmak üzere farklı aşıları söz konusu. Hocam cevap verirseniz sevinirim. Kakada çok zorlanıyor. Anne sütüyle besleniyor. 2 ay 16 günlük. Kabuğunu bilemiyorum. Çok zorlanıyor. Kanıyor. Sıkıyor kendini demiş izleyicimiz. Cevap verdim ama tekrar söyleyeyim. Belki yayından koptunuz. Şimdi bu durumlar normal. Çocukların ıkınarak, kızararak kaka yapmaları normal. Yaptıktan sonra kakası eğer çok katı değilse, poposunda
Kaka yaparken eğer bir çatlak ya da bir kan fark etmediyseniz bu normal. Normal şartlarda ıkınarak zaten kaka yapılır. Dolayısıyla çocuklarda da aynı şekilde. Ama çok fazla zorlandığını fark ediyorsanız sabah akşam zeytinyağı çay kaşığıyla verebilirsiniz. Hocam şu an 37 haftalık hamileyim. Hamilelik boyunca 2 defa idrar yolu enfeksiyonu, 25 ve 32. haftalarda bir kere de grip geçirdim 26. haftada. Bir ilaç kullanmak zorunda kaldım. Bebeğe bir zararı olur mu sevgiler demiş izleyicimiz. İdrar yolu enfeksiyonu için mutlak muhtemelen antibiyotik vermişlerdir. Antibiyotik kullanmanızda yani belli bazı antibiyotikler var. Bir iki tane o da. Hani gebelikte kullanılması ya da çocuklarda kullanılması sakıncalı. Zaten gebelik durumunuzu söylediyseniz eğer bu dediğim antibiyotikler de çok kullanılan antibiyotikler değil zaten. Gebelik durumunuzu söylediyseniz doktorunuz da ona yönelik bir şey vermişlerdi. Çocuğunuza bir zararı olmaz. Grip ilacı kullandıysanız o farklı. Kendi kafanıza göre bir grip ilacı kullandıysanız yani parasetamol dışında herhangi bir ağrı kesici ya da grip ilacı kullandıysanız o durumda doktorunuza tekrar görüşmeniz lazım. Çünkü grip ilaçlarının yani gribal enfeksiyonlar için yani bu parasetamol yani parol gibi ateş düşürücülerin haricinde bir takım grip için özel üretilmiş ilaçları kullandıysanız bunların gebelikte kullanılması çok uygun değil. Ama onun dışında antibiyotik kullanmanızda bir sakınca yok. İdrarla enfeksiyonum varmış ama hiçbir belirtim yok, ağrım sızım yok. Bir ay önce sağlık ocağında idrarımı verdim ve sonucunu maalesef yeni öğrenebildim. Yarın kendi doktoruma gideceğim ama bir aydır enfeksiyon geçiriyormuşum. Bebeğime zarar var mıdır? Nasıl etkiler? Hamilesiniz galiba anladığım kadarıyla. Hamilelik durumunda. Şimdi bununla ilgili tartışmalar var. Şimdi normal şartlarda ateşi olmadan ateşin olmadığı durumlarda idrarda enfeksiyon saptanırsa eğer gebelik yoksa tedavi etmeye gerek de yok aslında sistit dediğimiz hadisede. Ama gebelik durumunda çoğu doktor bunun tedavi edilmesinin faydalı olduğunu söylüyor. Çünkü bu enfeksiyonun çocuğa da geçirebileceğinden bahsediliyor. Ama sizde idrar yolu enfeksiyonu olsa bile yani dört dörtlük sistit olsa bile daha doğrusu herhangi bir ateşli enfeksiyon geçirmediniz anladığım kadarıyla. Bu illaki çocuğunuza geçecek veya çocuğunuza zarar verecek diye bir kaide yok. Ama muhtemelen yine saptanırsa idrar yolu enfeksiyonunuz muhtemelen antibiyotik tedavisi verebilir doktorunuz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Merhabalar. Yetişkinlerdeki tırnak mantarı bebeğe geçer mi? Ek gıdaya başlama ayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Doktorumuz 5. ayda başlarız dedi. Teşekkürler. Yetişkinlerdeki tırnak mantarının çocuğa geçmesi için hani atıyorum aynı terlik yani veya işte aynı çorabın giyilme durumu olmadığı müddetçe çok da geçmesini beklemiyoruz. Hani tırnak mantarlarının. Ek gıdaya başlama ayında genellikle ben de 5. ayda tavsiye ediyorum ek gıdaya başlanması için. Hocam gazımız var, anne sütü ve mama alıyoruz. Sizin önereceğiniz gaz damlası veya farklı bir şey var mı? Gaz damlaları arasında çok fazla bir fark yok. Çok pahalı olmayacak şekilde ürünleri deneyebilirsiniz. Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Dolayısıyla bu birazcık çocuktan çocuğa değişiyor. Onun dışında mama konusunda şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Aptamil Konfor ile özellikle gaz kolik şikayetleri ve sindirim sistem problemi olan çocuklarda, işte zor kaka yapan çocuklarda, işte mama da kullanıyorsanız Aptamil Konfor kullanabilirsiniz. Hocam hamilelik 30. haftada COVID pozitif oldum. Hafif atlattım ama bebeğime nasıl bir etkisi olmuştur? Çok endişelendim. Şimdi mevcut bilgiler ışığında bir şey olacağını zannetmiyorum. Bugüne kadar gebeliğinde COVID geçirip de bebeğine bir zarar veren bir durumla da karşılaşmadım açıkçası. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hani şu an için mevcut bilgiler ışığında çok endişe etmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Merhabalar, yeni doğanlar için ana sağlıkta yapılamayan bir test var mı? Yapılması gereken her şey yapılıyor. Hasta yani şöyle
Hastaneden taburcu olmadan önce topuk kanı alınıyor. Genellikle Türkiye'de o şekilde. İkinci topuk kanını genellikle sağlık ocağında veriyorsunuz. Başka tarama testleri şimdi birazcık sağlık ocağı ya da ana sağlığı merkezindeki doktorunuz ve ebenizle alakalı bir durum söz konusu. Şimdi bazı ebeler ya da çoğunlukla diyeyim takiplerini çok güzel yapıyorlar. Hani zaten takip edilmesi gereken başlıca şeylerden bir tanesi baş, boy ve kilo takipleri, aşıların takibi, çocuğun normal gelişiminin takibi. Onun dışında atıyorum pek çok sağlık ocağı takip ettikleri çocuklardan kalça ultrasonlarını da istiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan takiple alakalı bir sıkıntı yok. Sağlık ocakları tarafından yapılanlar işte aşılar, kilo kontrolleri ve normal gelişim kontrolü. Onun dışında hastanede yaptırmanız gereken Türkiye'de bir radyoloji uzmanı tarafından kalça ultrasonunun yapılması. İşte dediğim gibi şu an mesela burada çocuk doktorları yapıyor kalça ultrasonlarını, radyologlar yapmıyor. Ama Türkiye'de radyoloji bölümü yapıyor. Dolayısıyla çocuk doktorunuzu radyoloji bölümüne yönlendirip sizden kalça ultrasonu istemesi gerekiyor. Onun dışında yapılması gereken başka bir tahlil veya test yok. Hani sağlık ocağının yapmayıp da sizin mutlaka hastaneye gitmeniz gereken. Hocam mantar el sırnaklarında sürekli temas halindeyim bebekle teşekkürler. Yani çok aşırı miktarda bir tırnak mantarı durumu söz konusuysa tabii ki temas aracılığıyla bulaşıyor. Dolayısıyla bulaşma ihtimali var. Sonuçta sizdeki bir enfeksiyonun çocukla primer ilgilenen sizsiniz. Zaman zaman işte çocuğu kavrarken, çocuğu tutarken işte cildini birazcık daha derin kavrayacak şekilde tutabiliyoruz bazen çocukları, kendi çocuklarımızı ya da başka çocukları. Dolayısıyla bu bir travmaya yol açabiliyor. Dolayısıyla hani buna çok fazla bir önlem alamazsınız. Evde sürekli eldivenle dolaşamazsınız ama mutlaka ve mutlaka böyle bir sorununuz varsa bir cildi uzmanı tarafından mevcut hastalığınızın tedavisini almanız gerekiyor. Bir de sebepsiz yere böyle bir mantar enfeksiyonu gelişiyorsa herhangi bir vücudunuzun herhangi bir bölgesinde ve tekrarlıyorsa ayak mantarı dışında çünkü ayak mantarları genellikle işte uzun süre ayakkabı giymeye ya da ıslak bırakmaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor ama vücudun farklı yerlerindeki mantar enfeksiyonları bazen bağışıklık sistemiyle alakalı problemlerin de belirtisi olabiliyor. Muhtemelen öyle bir şey yoktur ama hem bir dermatoloji uzmanı tarafından hem de bir dahiliye uzmanı tarafından tekrar bir kontrole gitmenizde fayda var. Çok teşekkür ederim hocam demiş izleyicimiz. Ben teşekkür ederim. Genel olarak çocuklarda özellikle yeni doğan döneminde tarama ile ilgili konumuz bu şekilde. Hemen hemen bütün konulardan bahsettik. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir de son olarak kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Çocukluk çağında bazen şununla karşılaşıyoruz. Aşı karşıtı olan bazı aileler işte yeni doğan dönemi dahil aşıların yapılmasını istemeyebiliyor. Bu kişisel bir tercih. Buna bir şey diyemem. Ama bir de tarama testlerine karşı çıkanlar da var. Örneğin çocuğundan topuk kanı alınmasın şeklinde beyan eden ve bunun alınmasını istemeyen aileler de var. Bunu gerçekten çok mantıksız buluyorum. Çünkü çocuktan alınan bir iki damla kanla ve bu tespit edilecek hastalıkların erken tanısıyla o çocuğun belki de hayatını kurtarabiliyoruz ya da ileride ortaya çıkabilecek hastalıkları ya da var olan hastalıkların tanısını erken koyarak hastalığın sebep olabileceği sekelleri önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu tarz şeylerde mutlaka çocuk doktorunuzun önerisine kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tarama testleri gerçekten çok önemli. Ya da bir kalça ultrasonu, ultrasonda herhangi bir radyasyon yok, gayet basit bir yöntem. Ultrasonda radyasyon olsa zaten gebelerde ultrason uygulanmaz. Ultrason tamamen işte belli başlı dalgalarla görüntü elde edilerek yapılan bir tarama veya bir tanı yöntemi. Dolayısıyla mutlaka kalça ultrasonunu ve topuk kanını mutlaka ve mutlaka yaptırmaya özen gösterin diyorum. Bugünkü yayınımız bu kadar. Teşekkür ederim katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle haftaya
Türkiye'de olacağım. O yüzden yayın yapmıyorum. Ufak bir haftalık tatilim olacak. Dolayısıyla size de şimdiden iyi haftalar diliyorum. Son bir soru geldi. Gebelikte X-ray cihazlarından geçmek zararlı mı? Bununla ilgili çok fazla çalışma yapılmış. Pek çok X-ray cihazının yanında bununla alakalı uyarı notları ya da yapılan çalışmaları gösteren bazı uyarı şeyleri de var. Şimdi tamamen bu cihazlar bebeğe zarar vermez ben kişisel olarak diyemem. Çünkü bunun araştırması şöyle yapılır. Yani bir konunun araştırması şöyle yapılır. Önce bir grup insan alınır, gebeler atıyorum 1.000 tane gebe. Hepsi işte belli bir süre bu X-ray cihazlarına maruz bırakılır ve sonra uzun dönem ya da kısa dönem etkilerine bakmak gerekir. Bu yapılacak çalışma ne etiktir ne de yapılması mümkündür. Ama farklı yöntemle işte hayvan modelleri üzerinde yapılan deneylerle vesaire X-ray cihazlarının çok yani gebeliğe bir zararı olmadığı söyleniyor. Ama yine de eğer ki çok zorda kalmadığınız müddetçe hani bir kere X-ray cihazından geçtim çocuğuma bir şey olur mu şeklinde bir endişe etmeyin. Bundan bir şey olmaz. Ama mesela röntgen çektirirseniz ya da daha da kötüsü tomografi çektirirseniz o zaman maalesef çok ciddi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü X-ray cihazında geçerken ki maruz kaldığınız radyasyon çok da yüksek düzeyde değil. Dolayısıyla bu çocuğunuza, bebeğinize şu anki bilim ışığında çok fazla zarar vereceğini göstermiyor. Ama hamileliğinizi belirttikten sonra çoğu AVM ya da işte belli yerlerde, girişlerde X-ray'den geçmeniz gerekmiyor. Şöyle de bir durum var. Şimdi Türkiye'de gerçekten çok fazla X-ray cihazı var. Şimdi AVM girişlerinde var, havaalanlarında mesela havaalanının ilk giriş kapısında var. Sonra pasaport kontrollerden sonra da birkaç kere de geçiyorsunuz. Şimdi bu maalesef ülkemizde yapılan saldırılarla alakalı. İşte terör saldırıları veya işte güvenlik problemleriyle alakalı maalesef bizim ülkemiz daha fazla bu tarz şeylere maruz kaldığımız için pek çok yere X-ray cihazı koymak zorunda kalıyor İçişleri Bakanlığı ya da ilgili kuruluş. Şimdi yurt dışında açıkçası bu kadar çok X-ray cihazı yok. Atıyorum havaalanlarının ilk girişlerinde X-ray cihazı yok. Ama ülkemizde maalesef dediğim şeylerden ötürü çok fazla X-ray cihazı var. Bunun ilerleyen dönemde nasıl bir etki oluşturacağı, siz o kapıdan geçmeseniz bile sonuçta o kapıdan geçmiyor olsanız bile belli bir alan yarı çapında bu X-ray'in yaydığı dalgalar yayılıyor. Dolayısıyla atıyorum size bir şey olmaz ama orada görev yapan güvenlik birimleri ya da işte güvenlik personelinin ilerleyen dönemde nasıl bir şeyle karşılaşacağını açıkçası çok da bilmiyorum, çok da öngöremiyorum ama şu anki bilgiler ışığında bir kere veya birkaç kere X-ray cihazından geçmeniz çocuğunuzda bir şey olacağı anlamına gelmiyor. O açıdan rahat olabilirsiniz. Teşekkür ederim tekrar katılımınız için. Tekrar haftaya değil ondan sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.